Evet sevgili dostlar bu program sponsorumuz goyvar.com'un katkılarıyla hazırlanmaktadır. Değerli arkadaşlar bu programa ve diğer programlara erişirken lütfen bir beğeni çok görmeyin. Hocam beğeni çok mu önemli. İnanın bu kadar önemli olmasa her videoda bunu belirtmem. Fenerbahçe'de transferde dev rakip. Şimdi Fenerbahçe'de listeye alınan birçok isim var arkadaşlar. Bu isimlerden bir tanesi de önemli bir isim imiş öyle söylüyor haberler. Kendileri öyle söylüyor. Ha size göre önemli bir isim olmayabilir ama şimdi bu transferde Fenerbahçe'ye bir rakip çıktı. Bakın Fenerbahçe gelecek seneye takviyeler yapıp gerçekten kütür kütür bir takım kurup yıllardır hasret kalınan şampiyonluklara ve hatta kupalara ulaşmak istiyor. Fenerbahçe'nin kadrosunda biliyorsunuz Kim Min-ji var stoper kadrosunda ve Atilla Salahi var. Ancak kadroda oldukları ne kadar kesinse ayrılma ihtimallerinin yüksek olduğu da o kadar kesin. Ve dış kaynaklara göre Fenerbahçe Boavista forması giyen Jackson Porozo'nun peşinde. Ancak Ancak Fenerbahçe'ye karşı oldukça zorlu bir rakip çıkmış durumda. Bünyesinde Manchester City, New York City, Melbourne City ve birçok kulübün hisselerine sahip olan City Futbol grubunda gözünü ekvatoru stoper Jackson Paroza'ya diktiği gelen haberler arasında. Ayrıca haberde City grubun bu temasının yakında gerçekleşebileceği belirtilirken ilk olarak 3 milyon euro teklif edildi ancak bu teklifin oyuncunun kulübü Boavista tarafından kabul görmediğinin Altı çizilmiş. Bakın ee, haber bir kez daha söyleyeyim. Yurt dışı basınında da merak ettim. Aldım haberi. Haber diyor ki hani bu hazırlık içerisinde. Peki hocam Porozo kimdir? Boavistan'ın 21 yaşındaki 1.92'lik stoperi. Ekvatorlu. Yani Valencia'nın eltisinin görümcesinin eniştesinin oğlu. İki kez milli forma giymiş. Brezilya'da oynamış. Yani Ekvator liginden Brezilya Santos... Alt yapısına geçmiş. Oradan 500 bin euroya Boavista'ya geçmiş 1 Ekim 2020'de. Bu sezon 22 maç 1967 dakika süre almış. Yani muhtemelen scoutların önerisidir. Ama genellikle Fenerbahçe mesela bu tip transferleri yaparken biliyorum yani az buçuk piyasaya yani biz bu piyasaya yeni gelmedik geri geldik diyor ya. Biz bu piyasaya az, az biraz ciğerini biliyoruz. Yani aldırmak için bir politika hani Crespo'yu aldılar bunlar tamam Portekiz pazarına yöneldiler diye. Ama böyle bu tip genç isimler olabilir. Bakın bir diğer haber yine stoper haberi. Fenerbahçe'ye Pape Sisse'de rakip Lille. Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe gündemine Olympiakos'un Senegalli stoperi Papu Abu Sisse'yi aldı. Ancak Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Fransız ekibi Lil de oyuncuyla ilgileniyor. Bakın arkadaşlar yanlış anlamayın beni. Bu kadar stoper ismi Tabii ki olacak. Şimdi 4 tane stoper var Fenerbahçe'de. Kimminci satılmaz diyen var mı? Atilla Salay satılmaz diyen vardı. Var mı aranızda? Tisserand 2 3'e 5'e bakmadan satılsın diyorum. İtiraz eden var mı? Gitmez diyen var mı? E hoca bir keyfi gitmez diyen var mı? Yani üç tane stoperi gitme ihtimali olan bir takımdan bahsediyoruz. Ha hiçbiri de gitmeyebilir. Yalnızca Lajid Hiçbiri de gitmeyebilir. I want to play again de diyebilirler. Ama hepsi de gidebilir. O yüzden sakat bir durum, sıkıntılı bir durum, sıkıntılı bir süreç. Allah sonumuzu hayır etsin. Ama hepsi de gidebilir, Hiçbiri de gitmeyebilir. Ha, şu an eğer bunlar giderse tabii ki de Fenerbahçe bir şeyler yapmak zorunda. Papu, Pape, Abu Sisse. Bu çocuk Olympiakos'ta Fenerbahçe'ye karşı bu sezon mücadele de etti. Yani İzlediğiniz de bir stoper arkadaşlar. Bakın stoper gibi düşünmeyin. Kule. 26 yaşındaki kule. Şimdi bu çocuğun diğer çocuktan farkı 6 santim boyu daha uzun diğerinde. Şimdi iki stoperden birini Fenerbahçe satarsa diyorlar. Fenerbahçe Olympiakos'tan alacak. Hatta Fransız basınına yansıyan haberlere göre Lille, Rotman'ı satması halinde Sissi'ye yönelecekmiş. E, Fransız siteleri de haberleşen son dakika diye bilgiler paylaşmışlar. Fransa gibi Senegal'e defans oyuncusunun durumunu yakından takip ediyor. Yaz transfer döneminde kadrosuna katmaya isteklanacak. Fenerbahçe'nin de ilgi gösterdiği biliniyor demiş. Olympiakos finansal olarak tatmin edici teklifi hangi kulüpten alırsa futbolcu o takıma satacak demiş. 2024'te sözleşmesi bitiyor. Bakınız boy 1.98 piyasa değeri 8 milyon euro. Kaça aldılar hocam? Zamanında ucuza 700 bin euroya almışlar. Bir sentetiyene kiralık veriyorlar. Geçen sene. Haziran'da veriyorlar. Ocak'ta geri alıyorlar. Sonra ee, Pardon. Şeye e, kiralıyorlar. Ayak CEO'ya 20 Ocak 2017'de kiralıyorlar. Geri geliyor ama 29 Ocak 2021'de kira e kiralıyorlar. 5 milyon euroya çıkmış piyasası. kira e kiralayıp geri alıyorlar. Yani Ocak, Haziran. Aslında bu çocuğun Geçen sene Fransız ligi şeyi olması lazım. istatistiği. Bu sene 35 maçta 6 gol 1 asist. Şimdi detaylı analize performans bilgilerine bakmak lazım. Geçen sene bu çocuk ne yaptı Fransa'da? Yani ben biliyorum Fransız takımları hani bir sene önce geldi hiçbir şey yapmadıysa niye alsın? Ya da niye rakip çıksın? Fransa lig 1'de 14 maça çıkmış. 1260 dakika sadece bir sarı kartı var. Şampiyonlar Ligi'nde 6 maç 450 dakika diyor. Ee, Fransa Kupası'nda bir maçta bir sarı kartı var 61 dakika. Yani ilginç. Ben bu futbolcunun biraz PR kasıldığını düşünüyorum. Ha, bu kadar eder mi zannetmiyorum ama biz ucuz yolda bir şey bulmaya çalışıyoruz. Daum'dan Arda Güler'e övgüler gelmiş. Bu haberi söylemem lazım. Çünkü subliminal bir mesaj vermem lazım. Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Christoph Daum. Genç yetenek Arda Güler'le ilgili değerlendirmelerde bulmuş. Kısa bir değerlendirme. E, Köln Fenerbahçe'ler derneğine gidip Fenerbahçe'nin 2-1 yendiği maçı izlemiş. Karşılaşma sonrasında sabahın sarla laciverti genç yetenek Arda Göder'e yönelik sorularını yanıtlamış. Büyük bir yetenek, çok genç. Kendisini biraz daha geliştirirse gelecek adına büyük bir umut demiş. Köln Fenerbahçeliler Derneği'ne de buradan selam olsun. Şu Stuttgart'takilere, Köln'dekilere ne kadar da gidip göremesek de Almanya'daki bütün dostlarımıza selamlar olsun. Yurt dışındaki bütün dostlara selamlar olsun. E, hatta bu video aracılığında bir ricada bulunayım. Ee, memleket hasreti çeken bütün gurbetçi kardeşlerimiz hangi ülkeden izliyorlarsa bu videoyu yorum yazsınlar ama şaka yapmadan. Yo Papua Yeni Gine'den izliyorum. Yok şu anda uçak geçiyor mızrak atıyorum. Mızrak atarken seni dinliyorum falan. Cık. Yakışık almıyor. Mehmet Demirkol'dan löv iddiası gelmiş. Acayip bir teklif yapılmış demiş. Şimdi son 6 maç. 5 galibiyet bir beraberlik. Fenerbahçe'de işler yolunda. Ancak Fenerbahçe'de bazı karışıklıklar var şu an. Kafalar 1 milyon. Mehmet Demir Koldan sürpriz bir iddia ortaya atmış. Sezona Vitor Pereira ile başlayan Fenerbahçe'de kötü gidişatın ardından yollara ayrılan Sarı Lacivert yönetim İsmail Kartal'la sezon sonuna kadar devam etme kararı almıştı. Ancak Kartal yönetimindeki Fenerbahçe son 6 maçta 5 galibiyet, bir beraberlik aldı ve sezon sonunda yolların ayrılması beklenen İsmail Kartal'ın yerine löv konuşuluyor. Bakın löv konuşuluyor İsmail Kartal'ın yerine. Hayır. Birçok kişi şu anda İsmail Kartal'ın devam edilsin mi diye konuşuyor. konuşuyor. Şimdi o da tabi Yuhahim ile ilgili flash bazı açıklamalarda bulunmuş Mehmet Demirkol. Ee, Youtube kanalında açıklamalarda bulunmuş daha çok. Habere bir türlü gelemiyorum kusura bakmayın. Geçen sezon Emre Berezoğlu'na devam edilmediğini hatırlatan Demirkol şunları söylemiş. Löve Fenerbahçe istiyor belli ki. Acayip bir teklif yaptıkları da söyleniyor. Löv'ün niyeti yok aslında. Ama son dönemde biraz fikirleri pozitif anlamda değişmiş. Çünkü acayip bir teklif yapılmış. Söylenen rakam inanılmaz. İnanamadım yani. O yüzden söylemiyorum. O taraftan duyduğumuz o futbol anlayışı açısından Löv'ün hayal kırıklığı olabileceğini düşünüyorum. İsimden ben de heyecanlanıyorum demiş. Arkadaşlar öyle 50 milyon euro, 100 milyon euro falan değil. Löve teklif edilen hani ben de sosyal medyanın yalancısıyım. Öyle söyleyeyim. Orada bir su içmem lazım. Löve teklif edilen hiçbir şekilde işine karışmayacağız. <laughs> alt yapıdan istediğin futbolcuyu alabilirsin. İstediğin kadar oynatabilirsin. Buna da karışmayacağız. Hatta futbolcuyu alt yapıdan futbolcular parlatıp satarsan biz bunda sana payda vereceğiz vesaire vesaire. Dünya yüzeyinde istediğin, bütçemize uygun birkaç futbolcuyu da alabiliriz. Yaklaşık harcama limitimiz şu kadar. İstediğin futbolcu kalsın, istediğin gitsin. Transferde tek yetkili sensin. Kim kaça gitsin diyorsan deniliyor. Ve Löv'e teklif edilen yıllık ücret 2 milyon euro. Lan hoca yere git lan. 2 milyon euro ya. Manyak mısın? Löv diyorsun, 2 milyon euro diyorsun. 2 milyon euro. 2 milyon euro. Löve teklif edilen resmi tek ücret 2 milyon euro. Fenerbahçe kasasından çıkacak para 2 milyon euro. Ha başka yerlerden de para çıkacak. Ben öyle bir şey söylemedim. Ha sponsor diyorsun. Ben öyle bir şey söylemedim. Ve Fenerbahçe'den şeyim. Bana ne? Tüpraş getiriyorsa. Bana ne yani başka bir şey, firma getiriyorsa ben ona karışamam. Mesut Özil 3 milyon euro gidiyor kasamızdan. Bana ne başka firma 5 veriyorsa, 2 veriyorsa. 5 mi dedim ben? Neyse Alman teknik direktörü ilk Fenerbahçe döneminde oynattığı futbol için demiş ki benim seyrettiğimin en iyisi. Zico mu Löw mü diye sorsan Löw diyebilirim demiş. İnanılmaz pozitif bir futbol vardı. Tribünde Fenerbahçe taraftarı keyiften ölüyordu. Ama bunda yıl 1998'di. Peki bugün öyle mi? Löv şu anda maksimumda da mı? Daha hiçbir şey olmadan bu kadar negatif olmak <laughs> ne kadar doğru bilmiyorum. Bir de şöyle bir durum var. Gönülsüz bu adam. En önemlisi bu. Heyecanla gelmesi lazım diye konuşmuş. Valla benim şu şekilde bir e, itirafta bulunayım. Bunu bulunmam lazım. Çünkü laf başka tarafa çekilebilir. Ali Koç ciddi bir sponsorluk anlaşması yaptırmak üzere. Bakın Fenerbahçe isminin önün arkasına bir isim gelirse benim açımdan hani küfürlü bir isim olmasa Galatasaray Sixt yazdı şuraya. Hiçbir sıkıntı yok. Marka mı? marka bittim. İşte <laughs> Fenerbahçe'nin isim sponsoru mesela nedir? Fenerbahçe basketbolda neydi? Ee, tüpraş mıydı? Şey Beko. Fenerbahçe Beko. Mesela Fenerbahçe kadın basketbolda neydi? Tüpraş mıydı? Yok şey. Safi Port Fenerbahçe. Futbolda bir isim sponsorluğu yapılsa? Yıllık 30 milyon euroya. <laughs> 30 milyon euro. Çok hocam 30 milyon euro kimse vermez. Hiçbir salak vermez. Ya belki verir biri. Neden vermesin arkadaşlar? Hocam. Bir tane film vardı hatırlıyor musun? Neydi? Sivas'ta geçiyordu film. Kafasına tüpçü, tüpçü Fikret'in kafasına tüple vuruyorlardı. Senin kafana tüple mi vurdular? Yok lan bir şey tüple mi vurmadılar. 30 milyon euro. Neden olmasın ya? Ya olmaz olmaz demeyin olur arkadaşlar. Şimdi Fenerbahçe'li şey yok. Yani Mesela Fenerbahçe'ye Red Bull sponsor olacak diyorlar. Red Bull sponsor olmaz Fenerbahçe, ye. Parmağında oynatamaz. Ama başka şeyler olabilir. Anlatabiliyor muyum? Dünyada firma mı bitti? Yani. Şimdi ben biliyorum Ali Koç çok ciddi bir sponsorluk anlaşmasını imzalamak üzere. O yüzden de bu arada Ali Koç'a kesinlikle kötü bir şey söylemiyorum. İstifa istifa Hani evet 4 sene başarısız. Kabul. Ama şu an atacağı adım 4 seneyi tam tersine çevirebilir. Onu söyleyeyim. Ha Financial Fair Play anlaşması tabii ki bekleniyor. Hepiniz biliyorsunuz artık sosyal medyada, Twitter'da, şurada, burada. Hepiniz artık kusacak seviyede löv haberi görmüşsünüzdür. Hiç girmiyorum. Hani UEFA'nın vereceği karar, sponsorluk anlaşmaları. Çünkü artık sponsorluk anlaşması da Financial Fair Play'e dahil edilebilir. Öyle bir şey söyleyeyim. bankalar, şimdi şunu diyeceksiniz hocam. Bankalar bir anlaşması var. Yayın geliri düşmüş. Yayıncı kuruluş belirsiz. Sen diyorsun ki Löw, Jorge Jesus imkanı var mı hocam ya? Ya Fenerbahçe'nin getirebileceği en iyi hoca Vitor Pereira kalibresinde bir hoca. O geleceğine de İsmail alan devam için dediğinizi de duyar gibiyim. Mesela Senat Ok. Senat Ok kolay kolay ok atmaz. Senat Ok demiş ki bugün Fenerbahçe'nin Löv'le artık son aşamada olduğu yönünde duyumlarım de var demiş. Bilgilerim bu şekilde demiş. Kişisel yorumumu sorarsanız ben bu işin bitmek üzere olduğunu söyleyebilirim demiş. Yani kişisel yorumunu sorarsak öyle söylersin. Ama şimdi bunu bu kadar ayyuka çıkmışken söylemek doğru değil. Son olarak Fenerbahçe'nin Mihailo Mudrik ile ilgilendiğine dair sosyal medya duyumcuları tarafından ortaya atılmış bir duyum var girişimlere başladı diye. Bu haber külliyen yalan. Bakınız <laughs> yalan olduğunu size nasıl kanıtlayacağım. Çocuğun yaşı 21. 5 Ocak 2001 doğumlu. Alın size yalan. Fenerbahçe sol kanada 21 yaşında futbolcu alır mı? Rossi 22-23 yaşında. 24 oldu mu ya? Geçen doğum günüydü gerçi. 24 oldu sanırım. Ha, 24 oldu pardon. Geçen doğum günüydü. Ne zaman? Şey 5 Mart'ta. 17 18 gün önce. Şimdi Rossi 24 yaşında. Sol kanatta 14 milyon euro piyasa değeri var. Rossi ne yapmış Fenerbahçe'de? 23 lig maçı, 3 gol, 7 asist, 1281 dakika. Hocam 20 maç 1800 yapar. Yok ya. Gerçekten mi? Yani yaklaşık 16 maç oynamış. 16 maçlık bir süre 3 gol, 7 asist bence fena değil. Peki Mialo Mudrik ne yapmış? Mudrik de şimdi e, şampiyonlar liginde 6 maçta 178 dakika onu saymıyorum. Hatta onu da sayalım. Total 865 dakika süre almış. Total. 2 gol 9 asisti var. Mudrik'in. Yalan olduğu buradan ortada. Yani yaklaşık 10 maçta 2 gol 9 asist yapan futbolcu Fenerbahçe alır mı? Töbe almaz. Yok burada da değil. Arkadaşlar, Modric Shakhtar Donetsk'in futbolcusu. Siz Shakhtar Donetsk'ten futbolcu almayı öyle ucuz bir şey mi zannediyorsunuz? Hani dalga mı geçiyorsunuz, adam mı seçiyorsunuz? Hadi diyelim Shakhtar Donetsk'ten aldın. Ulan sende daha iyisi vardı. Senin topçundu Allah yar. Sen o Allah yarı 5,5 milyon euro artı sonraki satıştan %50 payla sattın. Adama demez der mi sende daha iyisi varken? Niye sattın da bunu alıyorsun? Bence bence Allahyarın performansı şimdi Allahyarın oynadığı takım alt e, orta sıra takımlarından biriydi. Alt sıra takımlarından biriydi. Şaklarda falan oynasaydı herhalde Allahyar e, beş 5.5 değil 15.5'a falan giderdi. Bu haber gerçeği yansıtmıyor arkadaşlar onu belirteyim. Şimdi bu kadar duyumun içerisinde ne konuştuk? Bu arada ismini sır gibi sakladığım bir forvet var. Kesinlikle söylemiyorum bilginiz olsun. İlgimiz alakamız o şekilde. Çok şükür hiçbir şekilde sosyal medyaya düşmedi. Allah'a binlerce şükürler olsun sosyal medyada düşmedi. Düşmesinde e, genç bir kardeşimiz, yani genç bir kardeşimiz muhtemelen yaşlı kardeşlerden hiçbirini alamayacağız. Birçoğunuzun çöpleyebileceği bir isim olsun. Hiçbiriniz bilmeyin, çöplemeyin de birdenbire bir gün içinde gelsin. İnşallah Atilla Salahi, 2002 etkisi, Crespo etkisi yapar. Enfes bir futbolcu, mükemmel bir futbolcu hatta geleceğin yıldız adaylarından birisi. İnşallah o olur. Ama adını kesinlikle söylemeyeceğim. Kusuruma bakmasın kimse. Kimse kusuruma bakmasın. Peki hocam, uzun uzun video çektin. Kısa bir değerlendirme yap. Bence Porozo gelmez. Bence papes hisse de gelmez. Kim elde tutmak çok zor ama löv gelirse ne Kim ne Salah'ı satılır. Bu çocuklardan da yüksek verim alır. Ya da en az en fazla bir tanesi satılır diyeyim. Ee, i̇kisinden biri satılırsa oraya mutlaka ve mutlaka Serdar Aziz monte edilip 3. 4. stoper belki genç yapılabilir. Daha oraya Kolkır gelecek. Tisserant gönderilir gönderilmez durumu başka ama yıllık ücretten kurtulmak için Tserank gönderili buraya bir Türk daha alınabilir. yani önümüzdeki sene yabancı kuralından dolayı iki yabancı iki Türk olur gibi <laughs> onu söyleyeyim kadromuz yani iki Türk iki yabancı olur gibi bakalım ne olacak Davumun Fenerbahçe'ye gelme ihtimali var mı var yok değil ama yüzde bir bile görmüyorum. Arda Güler olayını konuştuk. Löv olayını konuştuk. Ee, Yoahim Löv gelir mi hocam? Beni biliyorsunuz defalarca tekrar tekrar söyleyip de sizi yani hakaret eder gibi konuşmak istemiyorum. Resmi imza görene kadar kimseye inanmayın. Sonrasında İsmail Kartal devam eder mi? İsmail Kartal inşallah Allah'tan bir mani gelmezse her şekilde devam edecek. Hatta üye arkadaşlara bir duyum vermiştim. Şu sırada biterse şöyle olacak, bu sırada biterse böyle olacak diye. Bakalım köfteyi çakacaklar mı? Çünkü ben onlara aylar önce söyledim şeyi. Duyu e, duyumu. Bakalım çakacaklar mı köfteyi? Hatta canlı yayında da defalarca söyledim. Emre Berezoğlu'nun geri gelme ihtimali. Ben şu öneride bulunayım. E, davum'un gelme ihtimali %1 dedim. Löv'ün gelme ihtimaline yüzde vermedim. İsmail Kartal'ın devam edip yardımcısının Emre Berezoğlu olma ihtimali de yüksek. Böyle bir ihtimal var. Hocam imkanı yok. Emre Belözoğlu Başakşehir'le devam eder. Siz öyle düşünüyorsanız öyle de saygım var. Mudrik konusunda kesinlikle gelmeyecek diyorum. Kapıdan bile içeri girmeyecek diyorum. Beğenilerinize talibim arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi unutmayalım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere dostlar.